tezahüratlarından ya da cezaevlerinde yaşananlardan bahsetmeye kalktığımızda tabii ki bu kadar polis burada görevli olarak gelir. Kendilerinden de bağımsız olarak iktidarı korumak ve iktidarı güçlendirmek üzerine konuşur. Bugün cezaevleri esasen iktidarı korumak ve cezaevinde olan kişilerin sadece özgürlüğünü elinden almak değildir. Onların özgürlüğü üzerinden bir toplumu teslim almaktır. Bunca zamandır böyle gelmiştir. Özellikle 80 sonrası asmayalım da besleyelim mi duygusuyla cezaevleri sadece bir hapsetme merkezleri olmamış, aynı zamanda cana kast edilen katliamların gerçekleştiği, işkencenin yoğun biçimde olduğu ve buna karşı da açlık grevi ve benzeri gibi direnişlerin geliştiği alanlardır. Özellikle Mamak cezaevi, Diyarbakır cezaevi ve birçok alanda bu tip vahşetiyle ünlenmiş hikayeler vardır ve toplumda hemen hemen her evde bu hikayelerin bir parçasını bulabilirsiniz ve şöyle söyleyelim, az çok iki lafı bir araya getirebilen, düşünebilen herkes Türkiye'de cezaevlerinin ya cezaevi tehdidiyle ya da cezaevinin kendisiyle mutlaka karşı karşıya kalmıştır. Hakkında soruşturma açılmıştır. Türkiye cezaevlerini 80 öncesini değil ama 80 sonrasını birazcık anlatmak istiyorum. Özellikle 84 ölüm orucu süreci var ve tek tip elbise dayatması üzerine gelişiyor. Yani cezaevlerini teslim almaları yetmiyor gibi aynı zamanda insanları da tek tipleştirme. Yani bu tek tip elbiseyi sadece mahkumların, tutsakların tek tip elbise giymesi olarak kavrayamayız. Çünkü toplumda tek tip insan yaratmanın da bir aracıdır. Ve yat deyince yatan, kalk deyince kalkan, sus deyince susan, konuş deyince konuşan bir toplum yaratma projesidir tek tip elbise. 84 ölüm orucu buna bir tepki olarak gelişmiş. Cezaevlerinde yaygınlaştırmaya çalışılan karıştır, barıştır ve teslimiyet politikalarına karşı bir duruş olmuştur ve 4 tutsak bunu canıyla ödemiştir. Şöyle söyleyebilir, 84 ölüm orucu sonrasında cezaevlerinde tekrar tutsakların, tutukluların toparlandığını ve sonrasında da bir daha asla 12 Eylülcülerin cezaevlerinde egemen olamadığını görüyoruz.